İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektör, Profesör Doktor Mehmet Bulut'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Şimdi evet. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi üçüncü kez mezunlarını verdi. Evet. E, artık mezunlarınız var. Evet. E, şimdi üniversite içerisinde nasıl bir hava vardır? Nereden gelir ağırlıklı öğrenciniz? İstanbul ve civarından mı? Biraz bize bir üniversitedeki havadan bahsedebilir misiniz kampüs ortamından? Evet. Görkem Hanım İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin kampüsüne girdiğiniz zaman şu anda 71 farklı ülkeden öğrenciyle karşılaşırsınız ve 75 farklı ilden Türkiye'den öğrencilerimiz var. Dolayısıyla e, hakikaten bir uluslararası öğrenci profili, tabi e, hocalarımız içinde de birçok 23 farklı ülkeden hocalarımız da var... Yani bizim Türkiye'nin hemen hemen her yerinden özellikle başta yakın coğrafyamız olmak üzere Endonezya'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeden öğrencilerimiz var yani e, dört dünyanın dört bir yanından öğrencilerimizle birlikte uluslararası bir görüntüsü olan bir kampüse sahip. Tarihi de bir doku üzerine kurulu değil mi? Yani Mehmet Akif Ersoy'dan Ziya Gökalp'den baktığınız zaman çok eski. Neydi önceden? Siz evet. daha iyi anlatırsınız. Burası biliyorsunuz Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi. 1891 yılında 2. Abdülhamit Han'ın okullaşma özellikle bu marif davamız meselemizde Osmanlı son döneminde başlayan ...o eğitim hamlesinin bir e, yüksek okul e, hamlelerinden birisi. Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi milli şairimizin... ...eğitim aldığı, üniversiteyi bitirdiği... ...ve baytar olarak mezun olduğu, daha sonra da... ...edebiyat öğretmenliği yaptığı... ...hakikaten bu kampüsün içine girdiğiniz zaman... ...bu tarihi şahsiyetlerin, bu önemli şahsiyetlerin ruhunu hissedersiniz. Bir de tabii bunun üzerine... Sabahattin Zaim gibi güzel bir insan modeli, hocaların hocası olarak kabul edilen ve hakikaten örnek model bütün gençlerimiz için öyle ki güzide şahsiyetin ismiyle anılan. Tanımayanlar için, tanımayan belki genç adaylar vardır. Sabahattin Zaim. Sabahattin Zaim biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'nde sosyal politika, çalışma ekonomisi ve tabii özellikle de İslam ekonomisi ve İslami finansla ilgili çalışmaları olan. ...çok önemli bir e, hocamız. Bu hocamız... E, ...Makedonya İçtip'ten... ...1934 yılında... ...Türkiye'ye göç etmiş ama... E, ...bu beyefendiliğiyle... E, ...hani diyoruz ya... ...edep... ...böyle ahlak... ...herkese güzel yakışır ama... ...ilim adamında ahlak edep... ...çok daha güzel durur. Güzeller güzeli bir insan. Yani hiç kimsenin kalbini kırmamış ve... Hakikaten bugün onun Türkiye'nin dört bir yanında profesör talebeleri var. Yani bütün gençliğimizin örnek alacağı güzel bir ilim adamı. Siz de İslam ekonomisini hatta ilk kez değil mi e, üniversitede lisans evet. olarak öğrencileri açmıştınız. Evet tabii üniversitemizde hocamızın da e, ismini tanıyan, e, taşıyan bu üniversitede Türkiye'de İslam ekonomisi ve İslami finansta öncülük eden bir üniversiteyiz. Ee, İslam Ekonomisi ve Finans alanında master ve doktora programlarımızı açtık. Türkçe ve Arapça bu sene İngilizcesini açıyoruz. Ayrıca lisans programımızda geçen yıl ...yüzde yüz doluluk ve tabii çok iyi puanlarla öğrencilerimizi Nasıl aldık. Nasıl artısı olacak? Yani normal bir ekonomi okuyan öğrencimiz... ...Arapça bilip üstüne bu söylediğiniz alanda çalışabilir aslında. Tabii yani ki bunun Ama direkt lisanslı yüksek lisansında... ...direkt İslam ekonomisi okumasının ne faydası tabii oluyor? Tabii şöyle, şimdi İslam ekonomisi ve İslami finans... ...aslında Görkaman'ın çok bizim bulunduğumuz... <laughs> medeniyet coğrafyamızın ekonomiye bakışı... ...hayata bakışı ve deyim yerindeyse hayatı paylaşma... Ekonomi, bu ekonomik anlayış her şey yani riski paylaşma, rızkı bunun üzerine bina etme, emek sermaye ortaklığı, karı bölüşme yani homo ekonomikus dediğimiz pür kendi çıkarı peşinde koşan, kendi çıkarından başka bir çıkarı düşünmeyen birey veya toplumların bu anlayışı yerine her şeyi yani özellikle rantı, karı, hayatı paylaşan, yani ekonomide nimet külfet dengesini gözeten, daha adil bir gelir dağılımı, daha yaşanılır bir dünya. Yani Osmanlı'ya baktığınız zaman mesela işte dilencisi olmayan bir toplum. Yani kimsenin kimseye bu anlamda haksızlık etmediği, yardımlaşma ve dayanışma ruhu içinde herkesin insanca ekonomik ve sosyal hayatını devam ettirebildiği bir anlayışı ifade ediyoruz. Hani bugünkü işte zenginlikten e, intihar edenler, öbür tarafta açlıktan fakirlikten kırılan, dökülen ve kavgaların sebebi olan bu ekonomik anlayış yerine, bütün dünyada bugün ihtiyaç hissedilen aslında bu, yani bizim medeniyet coğrafyamızın medeniyetimizin birikiminin yansıtılması. İslami finans anlamında da faizsiz finans dediğimiz, tabi bugün biliyorsunuz bu faizli ekonomi finans sektöründe özellikle büyük krizler. Her çok sık aralıklarla 5-10 yıllık aralıklarla büyük derin krizler yaşanıyor. Bütün bu krizlerin en önemli alternatifi bugün İslami finans daha güvenceli bir modeldir. Şimdi programımızı her zaman takip eden adayların kafası karışmıştır. Yani genelde ekonomi konuşmuyoruz, ağırlıkla <laughs> eğitim konuşuyoruz ya. Bunu ben tekrar eğitime getireyim izninizle. Eyvallah. Kılavuzda bu sene ilk defa bir bölümle karşılaşacaklar. Zaten açmıştınız önceden ama İngilizce program olarak olarak İslam ekonomisini görecekler. Evet, Değil İslam, mi? Bu İslam sene ekonomisi kılavuzda. ve İslam finansının İngilizcesini, İngilizcesini açıyorsunuz. Yine kılavuzda bu sene sizin üniversitenize yeni bir bölüm karşılarına çıkacak. O bölüm hangisiydi? Evet, e, sınıf öğretmen ama tabii bu eğitim fakültesinde diğer ana okulundan yani okul öncesi öğretmenlikten Türkçe, Arapça birçok öğretmenliklerimiz var bu sene bir de sınıf öğretmenliğini açıyoruz. İnsan toplum bilimlerinde tabii geçen açtığımız sosyoloji, tarih gibi bölümlerimizin bu sene işte birinci sınıfları olacak bu hazırlık eğitiminden sonra. Diğer bölümlerimizle beraber 31 lisans programımız var. Yani sosyal bilimleri konuşarak başladık ama hangi alanlarda eğitim veriyoruz? Tabii üniversitemizde insan ve toplum bilimleri, eğitim fakültesi, İslami İlimler, Hukuk Fakültesi, işletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi yanında Sağlık bilimleri ve mühendislik fakültemizde var. Hı hı. Tabii sağlık bilimlerinde de özellikle yine çok ihtiyaç hissedilen hemşirelik gibi sosyal hizmet, beslenme diyetetik, sağlık yönetimi gibi bölümlerimiz var. Mühendislikte yine en çok ihtiyaç hissedilen bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, mimarlık gibi bölümlerimiz var. Hı hı. Tabii yani bunlar hepsi takdir edeceğiniz gibi en çok ihtiyaç hissedilen ve gelecekte istihdam alanı en geniş olan bölümler. Şimdi az önce tarihi dokusuna vurgu yaparak çok önemli şahsiyetleri yetiştirmiştir dediniz. Siz kimleri yetiştireceksiniz? Nasıl öğrenciler yetiştireceksiniz? Evet İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin en önemli iddiası öncü bir kuşak yetiştirmek. Bu öncü kuşak bir kere kendi medeniyet coğrafyası, kendi toplumu değerleriyle uzlaşmış, bütünleşmiş, onlardan güç alarak istikbale yürüyen, ve geleceği buna göre inşa etme derdi olan bir neslin peşindeyiz biz. Bu nesli yetiştirirken de biz en az üç dil öğretmeye çalışıyoruz. Özellikle çağın dili yani Amerika'nın bugün batının dili bütün dünyanın konuştuğu dil başta İngilizce. Medeniyet coğrafyamızın dili Arapça. Bunun yanında tabii emerging ekonomik istediğimiz yükselen ekonomilerin yani Rusça, Çince ve İspanyolca bütün bu dünyanın Dört bir köşesini kuşatacak alan uzmanlığı yani yeni Türkiye ve dünyanın geleceğine biz istikbale e, kendi mührümüzü vuracak o konuda ülkemizi bu çağın geleceğinde en iyi konumda temsil edecek gençlik yetiştireceksek yani çağın dili yanında bölgesel olarak yükselen güçlerin e, dillerini de öğretmek gerektiğini düşünüyoruz ve tabi bu gençleri yetiştirirken teorik bilgi yanında ...İZÜ iyi bir eğitim sözü. Yani müfredatıyla, ...İZÜ ortak seçmeli dersleriyle, yani ekranlı akranlarıyla çağda, çağdaş dünyanın en üniversitelerinde hangi eğitim veriliyorsa, iktisatta, siyaset bilimde, uluslararası ilişkilerde, efendim hangi alansa bu eğitim yanında bir de öz güvenini geliştirecek ve tabii teoriyle pratiği buluşturacak. Yani sanayi, endüstri, üniversite ilişkisini ve tabii Bununla da yetinmiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi Erasmus ve yine İslam dünyasında Endonezya, Malezya'dan başta olmak üzere ikili anlaşmalar yaptığımız, ta Amerika'da iyi üniversitelerle iki anlaşmalar yaptığımız üniversitelere de öğrencilerimiz en az bir dönem sadece dil eğitimi değil aynı zamanda mesleki eğitimde Alacak şekilde istikbale hazırlamaya çalışıyoruz. Peki kampüste onların neler bekler? Sosyal imkanlar açısından? Tabii bizim kampüsümüz hakikaten bu tarihi dokusunun yanında bir de son yıllarda mütevellilerimizin çok büyük destekleriyle yeni fakülte binalarımız, araştırma merkezlerimiz bugün o bölgede yani Avrupa yakasının belki en büyük kütüphanesini 13.500 metrekare kütüphanesini inşa ediyoruz, laboratuvarlar. Yani araştırma altyapısını her yönden geliştirme. Bunun yanında tabii kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, yani bütün açık ve kapalı spor alanları, golf sahasını da yapıyoruz. Yani bu geniş kampüste e, e, tabii ki bu kulüp faaliyetleri öğrencilerimizin. Yani biz öğrencilerimize bütün bu imkanları sunarken aslında Türkiye'de en çok ihtiyacımız olan öğrencilerin Kendilerinin faaliyet organize etmesi ve proje gerçekleştirmesi hmm. hocalarıyla beraber el ele verip proje ofislerimizin desteğiyle hocalarımızın mimandarlığında kendi bütün arzu ettikleri hem faaliyetleri gerçekleştirmek kulüpler vasıtasıyla yani geçen yıl belki İstanbul'da en çok faaliyet gösteren 600'ün üzerinde kültürel ve sanatsal faaliyet gösterdi. Bunu bütün öğrenci kulüplerimiz organize etti. Dolayısıyla böyle son derece canlı halkalı e, kampüsünde bütün öğrencilerimizin tabii bu kampüsü özellikle bu son günlerde e, tercih yapmadan önce görmelerini özellikle tavsiye ee, ediyoruz. Bir başka kampüsünüz daha var, değil mi? Halkalı evet. da, bir de bir de bu yıl tabii Altunizade'de yeni kampüsümüzü hı hı. açtık. Bu kampüs e, de hazırlık öğrencilerimiz İngilizce, Arapça ve Türkçe hazırlık. Almak isteyen öğrencilerimiz Anadolu yakasından ilk yılını orada hazırlı okumak isteyenlere vereceğiz. Ayrıca lisansüstü programlarımız yani master ve doktora programlarımız da orada başlatıyoruz. Dolayısıyla yeni tercih yapacak öğrencilerimiz hem Halkalı Ziraat Mektebi'nin bulunduğu o tarihi kampüse gelebilirler. Gelemeyenler de Anadolu yakasında Altınızade kampüsümüzü. ...ziyaret edip bilgi alabilirler. Ee, şimdi vakıf üniversiteleri söz konusu olunca burslar da çok merak edilen bir soru oluyor. Evet. Ee, burs yaklaşımı nedir üniversitenizin? Bizim üniversitemizde burs, burs yaklaşımımız başarıya burs. Biz başarıyı ödüllendiren bir üniversiteyiz. Dolayısıyla çalışan, başaran ve istikbalde bu değerlerimizle de uyumlu... ...o misyon ve vizyona bağlı öncülük yapacak gençliği destekliyoruz bütün öğrencilerimizi en az %25 burslu programlarımızla tanıştırıyoruz. Bunların üzerine ilk 10 bindeki öğrencilerimize belli düzeyde nakit burslar. ilk 30 bine giren öğrencilerimize yurtlarımızı ücretsiz veriyoruz. Ayrıca tabii üniversitemizi kazanıp ihtiyacı olan ve başarılı öğrencilerimize, mali durumu yeterli olmayan öğrencilerimize 400 lira civarında ayrıca bütün bunların dışında nakit burs veriyoruz. Tabii öğrencilerimizde bizde bir de başarı bursu dediğimiz üniversiteye girdikten sonra belli bir başarı yakaladıktan sonra yani %25 girmiştir. %100'ü yakaladığı zaman bir daha o bursu üç ortalamayı tutturdukça kesmiyoruz. Hı hı. Yani üniversite hayatı boyunca bu devam ediyor. Dolayısıyla izü başarıya burs sözü diyoruz biz. Hı hı. Yani <laughs> her iz... şeyi de sloganlaştırmışsınız. Yani tabii hı. başarıyı ödüllendirdikten sonra iyi bir eğitim yanında Başarılı olan gençlerimize hakikaten destek olmamız lazım. Her halükarda e, ailelerimizin e, durumuna göre e, İlim Yayma Vakfı'nın üniversitesi ise burası. Türkiye'nin 81'inin bugüne kadar bu e, öğrencilerimize değişik burslar veren, yurtlar temin eden aşağı yukarı 71 yılında kurulmuş olan vakfımız. Daha önce İlim Yayma Cemiyeti 50'li yıllardan itibaren biz bunu yüzük taşı üniversitemizde taşlandırmışsak, başarılı öğrencilerimizi mutlaka desteklememiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katkınız ben teşekkür için. Teşekkür ederim. Sağ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Bulut'la birlikteydik. Evet biz de heyecanınızı paylaşıyoruz. Sizin heyecanınız arttıkça bizlerin de heyecanı artıyor. Bugün saat 16'da tekrar karşınızda olacağız. 16 haberlerinden sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.